Heh, tamam. Hemen golemi de buradan verelim. Sonunda bir şükür olsun. Oo! Evet, golemeye bakalım kaç tane dev bomba etki edecek. Evet. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus Bey. Bugün sizlerle söz verdiğim gibi Troll köyümüzde TSR yapacağız arkadaşlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi ana hesabındayım ve bir sürü asker bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem golem hem de lav tazı var. Arkadaşlar bugün Troll köyümüzde TSR yapacağız. Troll düzenimizi hatırlarsanız hazırlamıştık. Ondaki onu da izlemediyseniz sağdaki i harfine tıklayarak lan izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir videoydu. Ama isterseniz izlemeyi de bilirsiniz. Neyse, sizin kararınız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sürekli aktif şeyler yapacağız arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Evet, şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, bu arada daha fazla bu tarz videolardan, yani bu içeriğe benzer videolardan gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve 1000 like sayısı gelirse aynı içerikten başka bir şekilde, daha farklı bir şekilde bir içerik daha gelecektir, onu da buradan söyleyeyim. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ben istek attım diye herkes istek almış. Ama onu bir test için yapmıştım arkadaşlar. Hemen şuradan bina istek atayım ben. Buradan neydi? Evet. Troll köyünden şu an bilgisayardan istek atıyorum arkadaşlar. Tabletten de saldırısını yapacağım ama şu an askerlerimiz çıkmış sayıları çoğu. Şunlardan da ne basalım? 2'lik yer çıkmış şu anlık. Başka ne basabiliriz ki? Şimdi ben bayağı bir büyücü bastığımı düşünüyorum. Büyücülere gerek yok. Pekka da bastım. Duvar kırıcıya zaten gerek yok bildiğiniz üzere, ama duvar kırıcıya birazcık basacağım. Çünkü ihtiyacı olduğunu düşünüyorum duvar kırıcıya da. Çünkü bir test yaptım. O olmadı. O yüzden de duvar kırıcılara ihtiyacımız var şu anlık. Tamamdır. Biraz da dev basalım. Şey var mı? Büyü basılı mı? Evet, basılıymış. Büyü de öfke şifa. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Biraz da dev basalım diyecektim değil mi? Benim devim zaten çok düşük seviye. O yüzden de devi basmaya gerek yok. Başka neyi basabiliriz? Tamam ya, dev basalım. Hem kısa sürede çıkıyor hem de şundan biraz eksilt, şuna bas. Bir tane daha duvar kırıcı bas. Tamamdır. Evet, hemen şuradan isteğimizi atıyoruz. Hemen şimdi saldırı yapacağım. Saldır diyelim. Bir sürü test yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzen bu şekilde. Bu benim troll hesabım. Troll hesabım da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi benim amacım şuydu. golemi buradan verip şuraya kadar giderken ölebiliyor mu onu test edecektim ama şimdi golemi attığım zaman buradan buraya gidiyor. Bakın buraya gidiyor. O yüzden buradaki savunmaları öldürmemiz gerekecek. İlk önce golemlerle pekkalarla burayı öldürelim. Ondan sonra da buradan gireriz zaten. Sıkıntı olmaz. Evet, hemen başlayalım o zaman. Denememizi yapalım. Şuradaki şeyleri bir öldürmeye çalışalım. Bir tane pekka at. Şöyle bir hücreleri at. Bir tane daha pekka at. Kral at. Kılıçıyı at. Aa, golem gitti lan. Abi ben golemi niye attım? Golemi zaten test için kullanacaktık. Neyse, unuttuk, hemen teslim ol diyelim. Bir daha yapacağız çünkü. Yanlış bir test oldu. Evet, bir tane daha istek atalım. Sonuçta askerler eksilmiyor. O yüzden de istediğimiz kadar deneyebiliriz. Sıkıntı yok yani. Burada zamandan bol ne var ki, değil mi? Evet. Hemen bir tane daha test yapıyoruz ama bu sefer golemi atmıyoruz. Dur. Çünkü golemi buraya atacağız. Şuraya kadar gitmesi için. O da bir ayrı bir test zaten. Diğer testimizde şuradan lav tazıyı vereceğiz. Buraya bir sürü mayın diktim. Bunu öldürebilecek mi onu test edeceğiz. Onu da ikinci testimiz olacak o da. Kralı ver, kraliçeyi de ver. Tamamdır. Ama kral nereye gidiyorsun ya? Allah Allah ya. Neyse, oradaki... Bir dakika, bir daha teslim olayım. Çünkü kral sağa doğru gitseydi o tarafa da gidebilirdi. O yüzden de o testi yapmayalım o şekilde. Bir tane daha istek atacağım abi. Şöyle abi, bu arada mesaj geliyor telefona. O da nasıl bir sesse abimin telefonu, benim telefonum değil. Ben öyle top şeyler... Ben öyle tuhaf sesler kullanmam tabii. Benim zaten telefonu genelde kullanmıyorum ben de. Neyse. Direkt kraliçeye de atsak olur aslında. Çünkü golem attığım zaman şu tarafa gidiyor, şu tarafa gidiyor. Direkt onu alsa da olur aslında. Kraliçeye attık bakalım. Hadi bakalım, gitsin oraya doğru. Yeteneğini bastım, onu da yıksın. Heh, tamam. Artık gitmez diye düşünüyorum ama bilmiyorum açıkçası. Hadi onu da yık. Tamamdır. Onu da yıktı. Büyücülerle onu da yıkabilir miyiz? Yok, yıkamayız. O zaman hemen golemi şuradan veriyorum. Yine buraya gidiyor. O zaman şunu da halletmemiz gerekecek. Hemen teslim olayım. Bir tane daha yapalım savaşımızı. O zaman devleri atalım. Arkasından şey atalım. Bu kraliçeyi atalım. Oradaki bütün savunmaları almamız gerekecek. Yoksa golem oraya gitmiyor. Bizim asıl amacımız zaten o. Evet. Şimdi devleri atalım hemen. Devler direkt sağ tarafa gidecek diye düşündüydüm ama gitmedi. Güzel. Onlar gitsin. Şuraya şifa büyüsü atalım. Bir tane daha öfke büyüsü atalım. Sıkıntı yok zaten. Büyülerimiz gitmiyor, eksilmiyor sonuçta. Hadi bir tane daha attım. Bir tane daha attım hadi. Evet, güzel bir şey oldu ya. O zaten içeri girecek, hepsini temizleyecek kolay bir şekilde.
Şuradaki ikisini de hallederseniz aslında fena olmazdı. Neyse, buraya gitseniz de olur, fark etmez. Zaten golem buraya kadar gelecek hali yok ya, neyse. Hemen golemimizi atalım diyeceğim de şurayı biraz daha temizlesinler, ondan sonra atacağım. Kraliçenin yeteneğini de basalım. Ne olur ne olmaz, buraya da gidebilir yani. Hiç belli olmaz. Bu gerizekalı golemin hiç sağ solu belli olmaz. O zaman buralara da Pekka atalım. Büyücülerimizi de atalım. Heh. İşte bu. İşte bu. İşte budur. Şuradaki bakın belki buraya da gidebilir. Çünkü direkt buradan atacağız ya. Direkt burayı kırmaya çalışıp buraya da gidebilir. O yüzden onu da yıkmak istiyorum. Abi bütün testalar da oradaymış. Onu unuttuk ya, neyse. Alabilir miyiz? Alırız alırız, tamam. Kral hepsini yok etti. Güzel. Heh, tamam. Hemen golemi de buradan verelim. Sonunda ve şükür olsun. Oo. Evet, golemeye bakalım kaç tane dev bomba etki edecek. Evet. Bombalar patlamaya devam ediyor. Oo, goleme hiçbir etki yok açıkçası. Evet. Görüyorsunuz. Golem hepsini patlatarak devam ediyor yoluna. Şuraya baksana. Goleme hiç kimse bir şey yapamadı. Ama bakalım burada bakalım büyücü kulesini yıkabilecek mi? Yıkar tabii ki de. Ama oradaki iskelet tuzakları da aslında... Abi hiç etki etmedi ya. 5. seviye golem çok güçlü. 6. seviye golem getirmelerini bekliyorum şu an. Bir dahaki güncellemede büyük ihtimal golemi 6. seviye yapacaklarını düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, golem buradaki cehennem kulesini yıkmak istiyor galiba. Neyse, şimdi ikinci testimizi yapacağız arkadaşlar. Şunları bir alsın da bir. Neyse, burada savaşımızı bitirelim. Zaten askerlerimiz tamamen çıktığı zaman 3 yıldız almaya çalışacağız bir de arkadaşlar. Diğer testimiz de bu olacak. Evet, ikinci testimize geçiyoruz şimdi. İkinci testimize geçene kadar da askerlerimiz çıkmış olur. Bu arada sürekli mesaj gelip duruyor. O da sinirimi bozdu şu an. Kalkıp da bildirimleri kapatacak şeyim yok. Mecalim yok. Saçma bir kelime oldu. Evet, buradan hemen bir tane daha istek atıyorum ve ona da Love Tazı'yı deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada kardeşim bas bas bağırıyor, evet. Evet, hemen ikinci testimize gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan Love Tazı'yı vereceğim ve bakalım buradan patlamadan yaşayabilecek mi? Deneyelim bakalım. Hadi bakalım, 3 tane istek çat. Hop, patlamadı evet, ama onu da yıkamaz büyük ihtimal zaten. Patlasa bile fazla etki etmiyor. 3. seviyeli Love Tazı ölmüyormuş. Evet, zaten güdümlü hava mayınları 1. seviye olduğu için çok da işe yaramayacaktı zaten, ama 2. seviye olsaydı kesinlikle patlatırlardı 3 seviye golemi. 4 seviye golemi patlatırlar mıydı bilmiyorum. Evet. Az daha da hava soğumasını yapıyorlardı. Neyse. Evet, 2. testimizi de hallettik. Şimdi de şey yapacağız. Başka testimiz var mıydı? Ona da bir bakalım da şuradan bir troll üzerime bakıyorum. Başka başka yoktu galiba. Yani şimdi bir de ejderle saldıracağız arkadaşlar troll üzerimize. Onu da buradan söyleyeyim. Yani bir sürü farklı saldırı yapacağız. Bu hesabımda değil de köyün az 8 hesabında bir de ejderle saldıracağız. Bir sürü saldırı yapacağız yani. Evet, ne kadar kaldı ya? Bu kadar kalmış. 3 taş verelim. Buna da 3 taş, 1 taş verelim. Tamamdır. Bunlar bitti zaten. Hemen tamamen üçlemeye çalışalım bir de arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradan da saldırı yapalım. Başla diyelim. Hemen isteğimizi attık. Saldıralım arkadaşlar. Tamamdır. Evet, elimizde de golem vardı, bir latası var, ne alakası var şimdi, neyse. Evet, nereden saldırabiliriz, nereden saldırabiliriz, cehennem kulelerini mi yıksak ilk başta yoksa? Şuradan saldırabiliriz aslında. Şöyle. Şunları da yıkalım, yık. Tamam, böyle Pekka, böyle bir tane daha Pekka, böyle biraz büyücü. Kral, kraliçe, duvar kırıcılara şu anlık gerek yok. Tamamdır. Latası'yı vermeye de gerek yok şu anlık. Aslında versek de lav köpeciklerim oluştursa bize. Şuraya da bir tane şifa atalım orada, çünkü baya bir havan topu falan var. Büyücülerimizi öldürmesinler. Biraz daha büyücü atalım. Bir tane öfke atalım. Evet. Devlerimizi atalım. Onlar da tank görevi görsün orada. Bir tane daha şifa atalım. Tamamdır. Bunlar zaten köyü yıkabilir gibi geliyor bana, ama lav tazı nereye gidiyor abi? Lav tazıya öfke atacağım. Tamam, biraz saçma oldu ama olsun. O lav köpecikleri çıkınca bayağı bir işe yarayacağını düşünüyorum. Şuraya da bir tane daha şifa atalım. Oradaki Pekka'mız ölmesin. Güzel. Şuralara da duvar kırıcılarımızı atalım. Oraları yıksınlar ki duvar kırmakla uğraşmasınlar pek. 2 dakika falan kaldı. Bu arada lav tazı buradaki hava soğumasını patlatıyor, ama çok da işe yarayacağını düşünmüyorum. Patlatsan olur, patlatmasan olur. Sonuçta bizim golemlerimize falan hasar verdiği yok. Evet, patlamasını izleyeceğim. Patladıktan sonra onu zaten kolay bir şekilde yamulttu. Zaten cehennem kulesi onları da mahvetti. Tamamdır. Evet, devam ediyor, bakalım nasıl olacak. Şu an ilerliyoruz, kolay bir şekilde üşeyeceğiz gibi geliyor bana, ama yine her an değişebilir çünkü elimizde büyü kalmadı ve golemler de kalmadı. Tank birim şunlar kaldı, bunlar burada mal mal debeleniyor açıkçası. Bunlar devam ediyor buradan, bir tanesini daha yıkabilirler. Çünkü büyücüler gerçekten çok güçlü. Evet, onu da yıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, yık. Helal olsun sana. Evet, golemler hala burayı yıkmakla ısrar ediyor. Evet, kralın yeteneğini basalım.
İlerlesinler, kraliçenin canı full olduğu için kraliçenin canı yeteneğini basmayacağım arkadaşlar. Evet, bundan sonra da bir tane de şey saldırısı yapalım. Ejden saldırısı yapalım. Köy bina 8 hesabıma gireyim de şuradan. Evet. Şu saldırı da bitsin. Köy bina 8 hesabına saldırayım bakayım. Nasıl bir sonuç alacağız onu da merak ediyorum açıkçası. %90'a doğru geldik. Bu arada yarın büyük ihtimal 2 tane video gelecek arkadaşlar. O yüzden de yarın kaçırmayı unutmayın. Kaçırmayı unutmayın diyorum ya. Unutmayın. Videomuzu kaçırmayın. Evet, böyle diyelim bari. Yarın saat 12'de bir tane gelecek büyük ihtimal. Bir tane de saat 7.30'da gelecek. Onu da buradan söyleyeyim. Bu arada şu telefonun bir bildirimini kapatıp geliyorum arkadaşlar ben. Evet, sonunda bildirim seslerini de kapattım artık. Yeter artık ya. Bunalttı bizi ya, neyse. Evet, ben köyün 8 hesabıma gireyim şuradan bakalım. Diğer hesabıma geçeyim. Ondan sonra o hesaba da saldıracağım. Ondan sonra karşınızda olacağım. Evet, köyün 8 hesabımızda girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi dolmuş. Hepsi dolmuş. Şuraya baksanıza be. Gerçekten fena bir şekilde. 200.000'de 200.000 dolmuş mu merak ediyorum. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Bakalım şuradan bilgi diyelim. Evet, 200.000'de 200.000 dolmuş. Ama bize faydası olmayacaktı. Keşke bunları hızlandırmasaydım. Hiç gereği yoktu çünkü. Gördüğünüz gibi hepsi full doldu. İksirler de zaten full dolmalık gibi bir şey olacak zaten birazdan. Ha, birazdan dedim, bir iki gün sonra onlar da dolar diye düşünüyorum. Çünkü normalde iksiri sürekli kullandığımız için iksirimiz azdı ama o altınımız hiçbir şekilde bitmiyordu bu köyde. Bu arada köyün nasıl 9'a bastıysanız basacağız arkadaşlar. Hatta bu videoda bile basabiliriz aslında. Bilmiyorum, basar mıyım basmaz mıyım onu da birazdan kararlaştırırız. Bu videoda bile basabilirim yani, onu da buradan söyleyeyim. Evet, şuradan bakalım. Şuraya baksana, bunları da ayrı video olarak çekebilirim aslında. Baksana, 552.000, 637.000, 647.000, 560.000, 356.000. Oho, çalmışlar anam, çalmışlar, tamamdır. Bu arada elimizde ejder yokmuş, ben bu hesaba niye girdim ki? Elimizde ejder yokmuş ki. Vallahi boşa gitti, yemin ediyorum, onu söyleyeyim buradan. Neyse arkadaşlar, bu bölümde burada sonuna gelelim o zaman. Yapacak bir şey yok ama okçu barbarlara da bir tane saldırı yapabiliriz. En azından bu köye girdik. Saldırı yaptıktan sonra köyün aslında basar mıyım basmaz mıyım bilmiyorum ya, ona bakacağız şimdi. Neyse, hemen bir tane saldırı yapalım arkadaşlar şu köye. Bakalım okçu barbarlar nasıl bir sonuç alacağız şuradan. Hemen hızlı bir şekilde barbarlarımıza okçularımızı versek aslında çok büyük bir yanlış olur. Neyse, hemen deneyelim bakalım. Hemen şuradan 4 parmakla atıyorum. Bu arada parmak taktiğini hala isteyen var. Abi geçen yaptım ya parmak taktiğini, ben hala izlememişler ya. Parmak taktiğini yaptım, 45.000 insan izledi. Adam hala diyor ki abi parmak taktiği ne zaman gelecek diyor. Lan bugün gördüm ya. Abi daha bir hafta önce verdim ya, gösterdim ya. Abi sıkı takip etmiyorlar. Sonra parmak taktiği gelsin abi. Ulan anasını, zaten getirdim ya bugün. Ya bugün diyorum, geçen getirdim. Adam hala görmemiş. Lan parmak taktiği getir diyor bana. Ah, kafamı nerelere vurayım, kafamı nerelere vurayım. Evet, şimdi şuradan da barbakalı bastık, bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Neyse, ama zaten trolldüm. Testlerimizi yaptık. Golem buradan çok rahat bir şekilde buraya gidebiliyor. Laftası burada patlıyor ve bunu yok edemiyor. Kötü bir sonuç aldık. Olsun, bir dahaki troll düzenimizi yapalım mı? Yani bunun gibi bir tane daha troll düzen yapalım mı? Arkadaşlar yine bir tane daha troll düzen yapalım. Onu bana yorumlar kısmına yazın. Yine bir şekilde, yine aynı şekilde bir tane daha troll düzen yapalım ama bu sefer daha profesyonelce yapalım. Yine aynı şekilde ona da güzel saldırılar denerim. Siz isterseniz onu yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece her attığım yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler.